çocuklar. Şimdi sizlere kesirlerden tesbih sorularını çözmeye başlıyorum. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinin okunuşu 5'te 2 şeklindedir? 5'te 2 çocuklar. Yani düşünün 5 elmamız var. İkisini seçiyoruz. 5'te 2. C şıkkımız 5'te 2 sorusunun Cevabı oluyor. İkinci sorumuza geçecek olursak. 3 tam 7 bölü 8 kesinin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Çocuklar 3 tam 7 bölü 8 zaten soruyu okurken de cevabını vermiş oluyoruz. 3 tam 7 bölü 8 B şıkkımızda bulunuyor. Üçüncü sorumuza geçecek olursak. Aşağıda verilen kesirlerden hangisi bir bütünü ifade eder? Bir bütün yani biri aramamız gerekiyor. A 1 bölü 4, 4'te biri gösteriyor. B 4 bölü 2 yani 2'yi gösteriyor. C 2 bölü 3, 3'te 2'yi gösteriyor. D ise 3'te 3 yani çocuklar bir bütünü gösteriyor. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Payı paydasından küçük olan kesirlere ne ad verilir? Biliyorsunuz payı paydasından küçük olan kesirlere biz basit kesirler diyoruz. Burayı düzeltelim. Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesir olarak isimlendirilir sevgili çocuklar. 5. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen kesir birim kesirdir? Biliyorsunuz çocuklar birim kesirler payı 1 olan kesirlerdir. Payı 1'dir. Şıklarımıza bakalım. 2 bölü 1 2 cevabını verir. 3 bölü 2 payı 1 değil. C şıkkına baktığımız zaman 1 bölü 5 gördüğünüz gibi payı 1 olan kesirler Birim kesirdir. D şıkkına da bakalım. 1 tam 1 bölü 5. Evet burada 1 bölü 5 var. Payı 1'dir. Fakat önündeki 1 tamdan dolayı birim kesir olmuyor çocuklar. Devam edelim 6. sorumuzla. Aşağıda verilen kesirlerden hangisi bileşik kesirdir? Biliyorsunuz bileşik kesirde de neydi? Payı paydasından büyük olması lazım. Payda. Payı paydasından büyük olan kesirlere de bileşik kesir diyoruz. Bakıyoruz şıklarımıza. 2 bölü 7. Hayır basit kesir. 5 bölü 5. Gördüğünüz gibi 5 bölü 5. Payı ve paydası birbirine eşit. Evet. Bir de bileşik kesirlere şunu da eklememiz lazım. Güzel bir soru. Pay ile payda eşit olduğu zaman Yine bileşik kesire giriyor çocuklar. Yani B şıkkı bileşik kesir oluyor. 4 bölü 6 basit kesir. 1 bölü 8 ise birim kesir olduğundan cevabımız B şıkkı oluyor. Devam edelim çocuklar 7. soruyla. 7. soru şekilli bir soru. Hemen bakalım. Aşağıda verilen şekillerden hangisinin 4'te 3'ü beyazdır? Evet çocuklar baktığımız zaman küçük küçük üçgenler görüyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane küçük üçgen var. Bunlardan biz 4'te 3'ü yani 3 bölü 4 beyaz arıyoruz. Beyaz arıyoruz. Şimdi A şıkkında kaç tane beyaz var? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane beyaz var. Peki tüm küçük şekiller kaç tane? 1, 2, 3, 4. Yani 3 bölü 4. Aradığımız cevap A şıkkı. Ama biz diğer şıklarımıza da kısaca bir bakalım. B şıkkında beyaz arıyoruz. 1 beyaz var. 1 bölü toplam üçgen sayısı 1, 2, 3, 4. Burası 1 bölü 4 oluyor. C şıkkına baktığımızda 1, 2, 3, 4 parça var. Bunlardan 2 tanesi beyaz. 2 bölü 4 oluyor. D şıkkında ise 1, 2, 3, 4, 5 parça var. Bunlardan 3'ü beyaz olduğu için 3 bölü 5 oluyor. Yani çocuklar biz 4'te 3 beyazı arıyorduk. Soruda 4'te 3 beyaz A şıkkında bulunuyor. Evet 8. soruya geçelim. Bir pastanın 10 eşit parçaya ayrılıp 4 parçasının yendiğini gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bir pastamız olduğunu düşünelim. Şu şekilde bir pastamız var. Bu pastayı 10 eşit parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 8 ve 10. Evet. 4 parçasının yendiğini düşünelim. 1, 2, 3 ve 4. 4 parçasının yendiğini düşündüğümüz zaman çocuklar 4 bölü 10 olarak cevabımız çıkıyor. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim sevgili çocuklar dokuzuncu soruyla. Aşağıda verilen kesirlerden hangisi yarıma eşit değildir? Evet sorumuzda önemli bir nokta var. Yarıma eşit olmayanı soruyor sevgili çocuklar. Yarıma eşit değildir. Evet A şıkkına bakalım. 8 bölü 4. 8 bölü 4 2'dir çocuklar. 1 bölü 2 yarımdır çocuklar. Çünkü yarımın tanımına baktığımız zaman payı paydasının yarısı olması lazım. Çocuklar payı paydasının paydasının yarısı olmalı. Yarısı olmalı. Bunu aradığımız zaman 1 bölü 2 evet payı paydasının yarısı. 7 bölü 14 payı paydasının yarısı. 6 bölü 12 payı paydasının yarısı. Bunların hepsi yarıma eşittir. Fakat 8 bölü 4 dediğimizde 8 bölü 4 2 ediyor. Ve cevabımız A şıkkı olarak bulunuyor sevgili çocuklar. 10. soruya baktığımızda ise Yukarıda verilen şeklin kaçta kaçı turuncu rengi boyanmıştır diyor. Evet. Gördüğünüz gibi bazı dikdörtgenler uzun, kareler var. Bu tür sorularda çocuklar en küçük parçaya eşit şekle getirmemiz lazım şeklimizi. Bu şekilde parçamızı eşit boya getirirsek bu şekilde çocuklar Gördüğünüz gibi toplam 8 tane parçamız oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 paydamız 8 oluyor. Kaç tanesi turuncu rengi boyandı? Bakalım. 1 2 3 4 5 tanesi turuncu rengi boyandı. Yani çocuklar cevabımız 5 bölü 8. Evet çocuklar, kesirlerden tesbiri bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.